Sanat demişken klasik müzik çok severdi, caz severdi, Atatürk türkü severdi, sanat müziği severdi. Bizzat kendisi zeybek oynardı. Tiyatroya çok önem verirdi, tiyatroya giderdi. Tiyatrocuları ben geliyorum diye bekletmezdi. Oyunlarına erkenden yetişirdi, yerini alırdı, dikkatle izlerdi. Eserleri o kadar iyi bilirdi ki. Hatta bir keresinde bu beğendiği bir oyunu sorduğu tiyatrocuya bu eseri siz mi yazdınız dediğinde ben yazdım dedim. Hayır, bu eser şudur şudur diyecek kadar tiyatro eserlerini bilen bir insandı. Müzeye çok önem verirdi. 30 tane müze kurdu. Topkapı Sarayı'na oturmayı aklından bile geçirmedi. Orayı da müze yaptı. Ayasofya'da söylendiği gibi ibadet hiçbir zaman durmadı. Bir bölümünde ibadet yapılırken bir bölümü müze olarak kullanıldı. Arkeolojik kazılara çok önem verildi. Bütün dünyadan arkeoloji heyetleri getirildi, Türk arkeologlar yetiştirildi, ülkemizde önemli kazı faaliyetleri yapıldı. Tabii gece hayatını da severdi. Çağdaş yaşamın gerektirdiği tüm koşulları, tüm olanakları kullanırdım. Kumar oynardı fakat kazanınca para almazdı. Aldığı paraları iade ederdi. Bir tek çok yakın bir çocukluk arkadaşı vardı. Onu kızdırmak için onun parasını alırdı. Ramazan'da asla içki içmezdi. Kadir geceleri oruç tutardı. Kur'an-ı Kerim tefsiri yaptırdı. Bilir misiniz? Mesela birçok muhafazakar hükümet geldi gitti Türkiye'ye. Hiçbir tanesi Kur'an tefsiri yaptırmadı. Bunu da Atatürk yaptırdı. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirtti. Dediğim gibi tefsir ettirdi. Tevrat ve İncil'i bizzat kendisi okumuştu. Dünya dinleri ile ilgili bilgi sahibiydi. Dindar insanı severdi ama dini kullanan, dinden kendine paye çıkartmak isteyen insanı sevmezdi. Sahte Atatürkçüleri de sevmezdi. Yani bir keresinde birisi sigaranın üstüne bir Atatürk resmini bastırmıştı. Bir milletvekili bunu piyasaya vermeye çalışmıştı. Şiddetle bu eylemi durdurmuştu. Kendi isminin kullanılmasını sevmezdi. Yağcılığı hiç sevmezdi. Ankara'nın ismi Atatürk şehri olması teklif edilmişti. Bunu derhal reddetmişti. Yani olgun bir insandı. Tabii nereden geliyor bu olgun bir insan? Gerçek başkomutan olmasından, gerçekten cephede bulunmasından, bu ülkeyi gerçekten kurtarmasından geliyor. Halkın gönlünde gerçekten yer etmesinden geliyor.